çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Mehmet Ali kızıyım ben. Ondan sonra oradan Müşel Han'ın gelin oldum. Adım Ayşe Balcı. Beyimin adı da Osman Balcı'ydı, gitti. Vefat etti, gitti. Efendim, efendim benim. Ben annesinin kızı, dayısının kızıyım. Geldiler, benim haberim bile yok. Bir de çaya suya gidiyordum. Seni boğum verdik dediler. Vay kime? Osman'a dedi, vay ben o sarı olana varmayacaktım, niye verdin? Oradan geldim. Gelin oldum. Oradan geldim. Dedim ki böyle böyle mi ettiniz dedim babama. Olsun kızım dedi. Amen dedi. İçi dışı senin dedi. İllere vermedik dedi. Kötüm oldun, iyisin dedi. İşte bu. Müşel Han'ın gelin oldu. Oldu olmaz olur mu? İlk oğlu ne veriyor? Nasıl davullar çaldırdı? Nasıl nelerdi? Unler itti. Nasıl neler itti? Hatim yedirdi. Pirinç pilavı pişirdi. Bütün ahaliye, koğun ahalisine yedirdi. O zaman meşhur muydu şey, pilav neyse. İnci yok, kaldırdılar ince. Beş tane oğlum var. Mustafa, Mehmet, Recep, Şuayb, Mürsel, işte bunlar. Kaynatırdık, üzüm keserdik, 9-10 kup pekmez kaynatırdık. Kaynatama dillermiş ki bunu çaydan mı dolduruyorsun, pekmezi nereden getiriyorsun dillermiş. Satmaya götürürdü, bu da çaydan dolduruyorum dillermiş. Böyle işte. Tırpan bile çaldım. Orağına piştik. Kaynatam dedi ki, kaynım var dedi ne küçük. Senden iyi görüyor Ayşe, sen niye hiç iş görmüyorsun, kocaman adamsın dedi. Doğuş ilerimiş onunla. Güvende sürdük, sapta saçtık, hepsini gördük. Çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Hem bu derde nereden derman bulayım? Eğer dost elinden ola çaresi, ben bu derde nereden derman bulayım? Efendim, efendim benim, efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Eğer dost elinden ola çaresi, efendim, efendim benim, efendim, benim bu derdime. Zıbra'dan Müsel Han'ın torunuyum. Büyük oğlu Osman Balcı'nın 4 numaralı oğluyum. 63 doğumluyum. Ben Kayseri'de büyüdüm, köyde doğdum. Okulu falan Kayseri'de, Uğurevler'de okudum. Fevzi Çakmak Lisesi'nden mezun olduk. Yaz günleri köye giderdik. Vaktimizi yaz günleri köyde geçirirdik. Fakat yaş ilerleyip de tabii bir meslek sahibi olmak icap etti. Babamız kalıpçıydı. Babamızın yanına geldik. Kalıpçılık yaptık. Halen de kalıpçılığa devam ediyor. Babam 2011'in 12. ayında rahmetlik oldu. İşte annemle beraber burada beraber kalıyorum. Dedem Mürsel Han'ın iki tane büyük abisi varmış. Birini yeni askere almışlar. Burada Kanı Pazarı dediğimiz yerde askeriye varmış, caminin yanında. Orada elbiseyi giydirmişler. Onun da bir küçüğü yeni evlenmiş. 3 aylık evliymiş. Abim gitti mi diye annesi yolluk falan hazırlamış. Ekmek yolda gidiyor. Abim gitti mi diye oraya varıyor. Abisini soruyor kapıda. Kapıda işte o zamanın komutanı kimse, yüzbaşı mı kapıdaki. Niye arıyorsun? Böyle böyle abime yolluk vereceğim diye. Bakıyor ki boylu boslu.
alın diyor bunu dışarıya diyor. O zaman annesine demişler ki şeyden sarımsaklıdan gideceklerdi. Annesi de sarımsaklıya inmiş. Sarımsaklı istasyonuna. Oradan yayan gideceklermiş doğuya. Bekliyor bekliyor gelmiyor. Fakat birlik dünyanın üzerinden gitmiş. Orada iki oğlunu da göremiyor. Bir atlı rast geliyor. Tanıdığı bir de nesiymiş. Böyle burada ne yapıyorsun diye. O da böyle böyle durum oldu. Gelmedi ikisi de. Gitti mi gitmedi mi? Asker gitti mi gitmedi mi haberim yok demiş. Onları bekliyorum diye. Da demiş ki hala burada niye bekliyorsun? Bana demiş tabi bünyanın altında rast geldi birlik. Sen demiş yolluğu bana bir ben onlara yetiştiririm. Oradan yolluğunu alıyor. Gidiş o gidiş. İki kardeşi göremiyor. Dede Mürsel dede evde 10 yaşında yalnız kalıyor. İki bir ağa büyük abisi ayrıymış herhalde. Bu abisi ortancılı abisi beraberlermiş. 3 ay olmuşmuş düğünü olalı. Onun da evde bir gelin, iki tane bacı. Ana evde yalnız kalıyor. 10 yaşındaki çocuktan ne bekler? O da çok çekmiş. İşte o günleri gördüğü için aman oğlum dedi, harman zamanı. Elinden geliyorsa dedi, bir günde içeriye atmaya baktı. Bir sene bunun arkasını kovalıyor. Bir tipi boran hepsini alıp götürür. Diye. Çok telaşeliydi. Lafları da meşhur. Meşhur lafları var. Anamın babası Mustafa derlerdi, Mehmet Ali'lerden. O da Yemen Harbi'nde İngiliz'e esir düşmüş. 18 sene esir kalmış. Hindistan'ın Serendip Adası'nda. Betonun üzerinde yatırdılar. Bizleri diye anladırmış. O zaman Osmanlı'nın ordusu işte bozulunca bunun yanına 8-10 tane adam veriyorlar. Mustafa Boşi sen bu köprüyü koru diyor. Oradan geçeceklermiş. Bunu aldığın sırada uçur diyor. Tabii o zamanları esir düşüyor. Biraz önce söylediğim gibi 18 sene gidiyor. 18 sene sonra 3 ay içerisinde gelip buluyor. Çok aç kalmışlar. Çarın sırrını acı yedirtti. Ve çok sıkıntı çektirdi. Bir gün geldim ki diyor, kaçıyorum gari diyor. Tüm çamur. Savaştığın yerler tüm çamur diyor. Geldim diyor, bir evin kapısı açık diyor. Kaçmışlar diyor. Müslümanlar kaçmış. Bir de pilav pişirmişler diyor. Sufraya koymuşlar diyor. Yanına da soğan kesmişler diyor. Tam benim yediğim diyor. Bayram yedik. Oraya oturdum diyor. O pilavı yedim, soğanı yedim diyor. Karyola, bir de karyola ki parıl parıl diyor. Çamur ve tünle girdim, yattım diyor. Orada bir iyice uyudum diyor. Sabahına kalktım, düştüm yola diyor. Türkiye'ye geliyor, kaçıyor. Öylelikçe geldim çıktım diyor. Kişilermiş. Yolda tabii yiyecek ne bulacaklar? Aç kalıyorlar. Affedersin atın pisliğinden erimeyen o arpa tanelerini seçtik yedik diye anladım. Öyle çarın sırrımın acı yedik kızım dedi. Allah bununla gelmesin dedi. O günleri gördükleri için otunan böyle evlere gidip yiyecek bulabilirlerse evlerdeki buldukları yiyeceklerini 3 ay içerisinde yayan gelmişler buraya. Buraya da gelince annesini oynadılarmış kovun gençleri ki oğlun geliyor, oğlun geliyor diye. Yukarı oturaydı. O da İnanmazmış benim oğlum öleli 18 sene oldu diye. Sonunda işte ana ben geldim diye kapıyı açıyor. Tabii inanmıyor o zaman da. Dedenin burnu büyüğü. Bilememiş. 20 sene, 18 sene, asker 20 sene oldu. 20 sene gitti. Burnu büyüğümüş, burnundan tanımış.
bilmem ne üşütmüş herhalde. Hastalık kalmış. Taş diyor, kızını basar o zaman. Kadına taş koymuş diyor, sancım geçsin diyor. Ama diyor, baba bir yerim ağrıyor dediğimizde diyor. Bize belletmezdi diyor, bir yerim ağrımıyor diyor, üzülmesinler. Çok şükür, bir yerim ağrımıyor. Niye gelen yoklamaya gelenlere dedim. Niye dedim, dinliyorum artık. Bizinin toprağı korduk, ondan bir uyurlardı. Sıcacık korduk biliyorum. Ondan uyurlardı. Öyle öyle büyüttük. Tandırların başında yata yata. Tandır sıcak yattırdı kaynana. Ne soba yakacağım diye. Çekilir yatardı. Altımıza yatardı. Her olur olmasa gönülürsün yaralar sevdiğim yaralar. Necisin deyip beni ana ne oluyorsun? Bir öyle bir edepsizlik yapmazlar. Nasıl iyilerin? Nasıl bebelerin var dilleri? Konuşaya bile şey yapmazlardı. Başkasının bebesi olsa taşlanan bir şey derler. Taşlarlar kapıları. Ben hiç görmedim yavrum. Cah yok neyle oynayacak? Taşlanan toprağına. Şiyeşi yoktu, yuva yapı yoktu, toprağa girişillerdi.
Onlarla oynarlardı. Allah acılarını hoş dermesin ya Rabbi. De ben omuzlarımı eğleyeyim. Anam ölmüştü bu diyor. Yaralarımı eğleyeyim. Yaralar sevdiğim. Yaralar eğleyeyim. Oğlu nasıl şeyde severdi. Öyle çiğsi yoktu. Edepsizliği ne yoktu. Sağa sola dağılayım demezdi. Nasıl iyiydi. Kaç sene durduk. 50 sene durduk. Daha öte demedi bana. Ben de ona demedim. Hemen bir şey size kopardım. Bir şey size kopardım. 60 seneden fazla oldu. İyi geçti evliliğimiz de. Dirdi ki hislendim iyice bir keser pışkı bulamazsam bağa giderken. Yürü odun diye bağırırdı. Filan yürü odun dur getireyim dedim. Allah dedi, anam baban cennetten çıkmasın dedi. Bunu dedi. Bu iyi lafıydı. Akrabalarıdı. Ahmet dayı çocukları biz Ahmet dedik babanın bacısına. Onun için birbirlerine şeyleri, nazları geçerdi. Babam hiç kötü lafını, ağzından hiç kötü lafını duymadık öyle. Ne köylüye karşı. O bebelerine de öyle hiç kötü lafını söylemezdi hiç. Babam çocuklarına çok düşkündü. Ben bu 12 Eylül'den dolayı burada ortalık karışınca tabii burada sıkıştırdılar. 3 ay Kayseri'den gittim ben. 3 ay uyuyamadım dedi. Pencerenin önünde. Pencerenin önünde oturuyorlardı. Ki babam burada da biz 67'de geldik buraya Uğur evlerine. Babam çarşıda çok oturmuşlar. At pazarında, Kiçapı'da, eski evlerde, kirada. Çok oturmuşlar. Babamı bir kendi evim olsun, kafamı sokuyum diye 67'de buraya müstakil bir ev yapmış Gecekondu o zaman. Tabii buralar o zaman tüm kangalıydı. Adam boyu kangalıydı buralar. Ki kurbana falan kışın kesek yiyek diye kuzu alırdı. Kapar kovururdu tallaların içine. O kangalı yerden göremezdin. Yerde olduklarını da dama çıkardı ki damdan bakardık. Kangallar sallanacak da şuradalar diye. Akşam çıkar gelirlerdi tabii. Susadın diye. Kapıya gelirlerdi. Buradaki komşuların çoğunu şu sokaktaki bura büyük bir tallaydı. Buradaki komşuların çoğunu babam getirdi. O zaman arsa sahibi kendi komşumu kendin getir demiş. Yani %80'ini diyeyim bu sokaktakilerin, bu adadakilerin çoğuna babam verdi. Yerini, parasını götürün, yatırın adama. İstediğiniz gibi çevirin. 500 metrelik bir adaydı buralar tüm arsalar. Babam Uğur evlerinde Zıvralı Osman Ağa diye bilirlerdi. Hiç hatırından çıkmazdı. Buralara da hizmeti çok, buraların elektriğine çok uğraştı. O zamanki Çalık'ın, rahmetli Çalık'ın belediye reisliği zamanında caminin yeri olsun, elektriğin buraya gelmesine olsun. Tabii o zamanlar buralar şehirden dışarıda olduğu için elektrik gelmesi zorundu. Direkt dikilecek bilmem ne olacak. Baban getirtirdi parasıyla. Ondan sonra tekrar direkt paralarını kendiler verdiler. Buraları buraya bir mahalle ettiler. Şimdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın. Bunca derdi sen üstüne alsın, gönül alsın. Senin dert çekmeye halin mi kaldı, ölüm halin mi kaldı? Biz o zamanında giderdik, dede oradaydı. Yaz tatillerinde okul buradan kapandıkça oraya giderdik, köye çıkardık. Tabii köy zamanında da köyde ne olur yaz günü? Ekin, bağ, bahçe, dedeyle beraber işte hafta sonu çocukları gelirdi. 15 günde bir iş zamanı gelirlerdi. Ekin zamanı. Çok düven sürdük. İlkokula gitmeden şeyin harman zamanı ben gelmezdim buraya. Dedeyle kalırdık orada. Tabii oranın da orası da bura gibi değil. Orada tüm
ahrenlerin oyunlarını çocukluğu da biliyorum. Çocukluk zamanı kimine canın sındı, kiminin arkadaşsın orayı bırakmazdık. Oradan gelmezdik harman zamanı. Dede çok düvene bindirdi. Daha 4 yaşındayken düvenin üstüne oturttururdu. Ki düven sen hafifsin diye de arkama düvene taş kayardı. Taş kayardı. Çok bilirim ki beni düvenin üstünde bırakıp da kendi sabah namazı sapa giderdi. 4-5 yaşındaki çocuktan ne bekliyorsun? Dolan dursun. Bir de dede korkusu var. Affedersin eşeklerle eşek koşardık. Dede öküzlerine sapa giderdi. Düvene de biz eşek koşardık. O gelmeden inemem düvenin üstünde. O da bir uzağa gittin mi saat 2, 1 bu zamanları gelirdi. O zamana kadar döneceğim düvenin üstünde. Sıcaktan değil mi? Gücün yetmez. Bu dirgendilik iki ağızlı sap karıştırmaya, düvenin altını karıştırmaya. Onları gücün yetmez. Onlarla uğraşın. Gücün yetmeye gitmeye. Birinde bir anımız vardı. Bu bahtım gelmeyecek. Düveni durdurdum. Affedersin eşekleri bıraktık. Sulamaya götürecek köyün çeşmesine. Birini suladım geldim. Geldim ki dede sap yıkıyor. Geri döndüm. Nereye gidiyorum dedi. Nereden geliyorum dedi. Eşekleri suladım geliyorum. Şimdi nereye gidiyorsun ya dedi. Birini suladım da dedim ötekini sulamadım. Onu götürüyor dedim sulamaya. Yalan hayvanlar. Bineceğim gidecek, gelecek. Akşama kadar dedi döndüğü gitmiyor mu dedi sarı sıcağın anında da dedi. Sen dedi bunlara eziyet biliyorsun diye. Eşeğe yürüttüm ama yetişti arkamdan. Bir tokatla aşağı indirdi. Ki dede iş zamanı çok telaşeliydi. Onun işi bitecek herkesten önce. Böyle de bir anımız vardı. Sonra çocukluk işte bıraktık kaçtık harmandan. Beni bıraksa kimse yok yanında. Sonunda dedi ki aman oğlum sen şöylesin sen böylesin ha diye tavınan geri getirdi yanına. Çok böyle 3-5 sene dedeyle beraber çok düven sürdü. Tabii köy şu anda kimsemiz kalmadı köyde. Kimse. Hep amcalarım hep buradalar. Amelerim öylesine burada. Köyüne yani bir senede bir iki sefer veya en fazla 10 sefer gidip geliyorum. İşte rahmetlinin kabrine gidip gelirim bayramlarda. Ekip bir iş arkadaşlarımız o zaman Tayban'ın şefağı vardı. Ondan sonra abidim vardı. Almimedağ'ın çekiklerin Almimedağ'ın abidin dillerdi. Zibirli Emin'in rahmetlik oldu. Dursun vardı. Şimdi İstanbul'da. Şu anda Daimun Abdullah vardı. O zaman yaz günleri köyde tüm hep burada hep okuyanlar da gelirdi etti. O zaman şeye. Köye gelirlerdi o zaman. Menderes Salif hep köydeler. Şinlenirdi. Menderes vardı. Şimdi diş teknisyeni diş şeyliği yapıyor. O bizden biraz büyüğüydü ya hep beraber oynardık bunlarla. Ne oynardık? Dikili taş oynardık. Sıranın üstüne büyük taşları dikerdik. Onu geriden onları devirmeye taş oynardık. Ondan sonra çelik oynardık, çelik çomak. Akşamları yani çok bostan bağ bahçe bozmaya giderdik. Yolmaya giderdik. Kimin o zaman bizim buralarda kim bostan çiğdecek? Yapacak kavun, karpuz, bu salatalık, malatalık. Çocukluğun zamanında meşhurdu onlar. İşte şunun tallasında şu şurada şu varmış dedik. Kavun ekmişler dedik. Oraya kelek yolmaya giderdik. Akşamları da. Tabii o günler bugünlerden daha iyiydi. Çünkü bir geçim sıkıntısı yoktu. Tallandan ne çıkarsa onu yiyordum. Natür yiyordum. Katkı yoktu. Tertemiz çıkıyordu tallandan yiyip. Çoğuna babaannem o zaman sabahları düğücük çorbası yapardı. Çay yiyordu. Biz de sabah yataktan kalktık mı hemen köyün harman yeri dediğimiz yerde orada buluşur orada oyun oynardı. Eğer çay gelirdi ki yemek hazır
Hadi oğlum yemek yiyeceğin daha ne oyundasın diye. Çayın yoksa gelmem dedi. Harcanıp gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dedi. Yürek yapardım, pahlava yapardım. Bulgur pişirirdik, tuğdik pişirirdik. Mahana pişirirdik, keserdik kendim. Mahana yoğururduk, keserdik, nasıl güzel olurdu. Şimdi hazırım, hiç hazırlı yok. Ayak vardı buğdaydan, mecmekten, nohuttan, hepsini yapardık. Arabaşı yapardık. Tavuk kesilirdi, tavuğuna araba suyunu pişerdi, nasıl iyi olurdu. Hayvana binin. Kaynatam tallada yatardı. Yavrum yoruluyorum derdi bana. Hayvana bin git derdi. Baba sen burada nasıl yatacaksın? Bana yatak yorgan getirin siz buraya dedi. Bura bir cennece ben burada yatarım dedi. Getirirdik. Biz de hayvana binerdik, sordu sordu kıva gelir çıkardık. Acırdı bize baya yayan gidiyorsunuz diye. Uzak iller uzardı. Öyle öyle biçtik bitirdik işte. İnce de hiç kalmadı. Hiç bitmezdi. O da varsa sütünü öndü çevirin, peynini çalan, peyniri satan, hepsini derdim. Hepsi de benim elimdeydi, hepsi. Durak kurduk, şöyle taş durağımız olurdu. Yoğurdu çalar, ona dökerdik, onu özerdik. Tenekelerine yağımız çıkardı, has yağı. Kaynatam hiç çarşının yağını yemezdi. Onu yirdi boyuna da. Buraya gelince dedim ki, nasıl çarşının yağını yiyorsun, geleye dedim. Umut kesildi ya, umut kesildi. Esmeyen yeninden hile sezediler. Künyeler gazını demir sandıkta. Savrulup gidiyor. Yemiz vardı. Cami yolu vardı daracık, oraya kahar doldururduk, onun üstünden camiye giderlerdi, karın üstünden. Ramizasını bulurdu. Öyle öyle kar yağardı şimdi hanıya ki kar. Asıl kaşın kışın sırtındayı bir tane yağardı. Bir de yağmur yağmazsa şeye çıkarlardı. Yağmur duası. Yağmur duasını bir tane kız alırlardı, bir oğuzsuz kız. Onu her evden bir tas su dökülecek, tepesine de yağmur yağacak. Aman bir acırdım ki o kıza. Tepesine suyu aktarırlardı. Öyle öyle günümüz geçti işte. Kim vardı? Ülfet vardı, öldü. Ondan sonra Fakize vardı, öldü. Ben ne bileyim, hep öldüler, atları unuttu. Bir ben kaldım. Ben de Allah yaşatacaklar. Allah. Halemim vardı, Saliyemim vardı. Ondan sonra Hacı Brahmemim vardı. Hep bunlar bir sırasının üstüne otururlardı. Evleri dip dibeydi. Kimse kalmadı şimdi.
Hep öldüler. Orağınız mı gevredi de hep gittiniz diyorum da gülüyorlar. Cevat Ağa vardı, muhtar. Muhtarı da. Saadet Daimgül vardı bizim komşumuz. O zaman orada. Hep beraber olduğumuzdan. Vatemirgül vardı. Hallolar dillerdi. Hacı İbrahim Ağagil'in yeri var yanımızda. Onlar vardı komşu. Fındık Mehmet dayı vardı. Ondan sonra Nurettin Emmimgil vardı. Bunların da soy ismi Yamaç. Sonra Hacı İbrahim Emmimgil vardı. Yanımızda orada. O zaman köylüler gelenlerinden tabii o zaman kalabalığıydı. Şimdi kim köy var? Şimdi kimse kalmadı. Şey, o senin uğrunda koşunun evi var fındıkların. Tam açılırlardı, bir ağlarlardı, evimizi sil götürecek, evimizi sil götürecek, koruyor mu diye. Şimdi yok o zillerini. Hiç yok, gelmiyor. Nasıl gelirdi o çaydan baş aşağı, devrilir gelirdi. Yok oradan şimdi. Viraj alıyor şöyle, direkt bunları oraya vuruyor. Samanlıkları vardı, samanlığıydı değil mi oran? Samanlığı. Direkt oraya vuruyor. Taş duvar ama, ne kadar da taş duvar olsa, işte aklımızın, benim aklımın gittiği daha doğrusu. Öyle siller vardı. Nasıl ama bunlar o zamanında gelirdi? Neydi Allah bilir. Nasıl siller gelirdi oğlum nasıl? Yok istasyonda ama bir kız nişanlı gitmiş. Bizim oradan sil gelince geberesice yun yıkıyormuş orada. Anasıyla beraber. Kız sile gidiyor ölüyor nişanlı kız. Ondan önce de şu köyün çobanı gitmişmiş. O Trenatti'nin o köprünün altından bulmuşlar ki kolu dışarıda kalmış, kolundan bulmuşlar, milin içine koymuş. Onu bilemiyor. Toprağın içine. Geldim Mustafa dedim. Vay deden ne zaman geldiyse dedim. Oturuyor dedim. Daha bundan hiç aşamaz beni. Yakın geldik. Hemen baba buraya ne zaman geldin de oturdun dedim. Geldin Ayşe dedi. Elimi tuttu şöyle. Elimi sıktı şöyle. Geldim dedim. Ne zaman geldin dedim. Sorma dedi. Orada cacı oturmuş. Oğlum dedim diyor oraya bırakma onlar yok evde gittiler sabahına gittiler dedim diyor. Oh onlar gelir hinci dedi diyor. O talla verdi oğlan. Bir daha gitmedi adam. Benim orada öldü. Bir iki sene durdu ondan sonra hastalandı. Acındı mı neyse. O da yaptırdıydı dede kova. Altı ahır malların girdiği üstüne de kocaman bir tane o da yaptırdı kışın. Hep oraya gelirlerdi oturmaya. Kuvve misafir gelse bu aptallar dedik biz kasnakçılar bilmem neyle. Onlar neye geldiler mi hemen abi dersin eşeklerini ahıra bağlarlardı yok aya çıkarlardı. Siz demiş kim alırsa işi giderse size anca demişler müsela alır.
Bir de diyor çıktı geldiler akşamına diyor. Sünnetçiler. Sünnetçilik yaparlardı. Kasnak şey yaparlardı. Sonra dediye demişler ki kalacak yerimiz yok. Senin odan varmış diye. Kimdi de oğlum bunu size demiş. Kendinin yok muymuş odası demiş size bunu diyelim demiş. Aşağıda ahır var. Affedersin eşeklerinizi oraya bağlayın. Yukarıda da oda var. Seride de yataklar kaydı. Oraya serin yatın. Sabahında toplayın yataklarınızı girmiş böyle. Her sene gelirlermiş. Şimdi her sene gele gele Müsela'nın aptalları oldu adı. Müsela'nın aptalları geldi gene. Dede sever idi. Misafiri çok sever idi. Dedenin o büyük odada ahlımızın gittiği kapısında bir tane mangal vardı. Mangalın yanında kahvesi, cezvesi. Kapıdan giren kendi kahvesini mangalın üstünde pişir, alır, koşuya oturur sedire. Köyün tüm şeyleri oraya gelirdi, yaşlıları. Tabii o zaman sır odası ne olurdu? Fakat o son zamanları bu yaşlılar hep oraya gelirlerdi. Hatırı sayılır biriydi köyde. Nasıl sevilirdi. Birisi paraya geçse hiç bunaltmazdı. Anşe filana para verdim ha, getirirse anana vermesinler, sana versinler derdi. Boğazına çok düşkünüydü. Muazzam pekmez içerdi. Pekmez bol olduğundan. Süt, yoğurt. Sütü, yoğurdu. Nasıl? Onları çok severdi rahmetlik. Kupun yanında kavrulmuş unu hiç eksik olmazdı. Siniyle unu kavrular, şeyin kupun yanına kollar. Bir de 2 litrelik bahır tası vardı onun, maşrafası. O zaman onu kupe daldırır, unun içine döker. Banna ile hemen karıştırır orada. O zaman okus helvası dirdik. Onu orada hemen yediğini yiyip yemediğini de eline bazen cibine koydu. Sarar koydu. Çiğneye giderken, sapaneye giderken, kanıyla sap getirmeye giderken boğazına düşkünüydü. 107 yaşında vefat etti. Çarşıdan giymiş bir adam diye. Bir gün mağazanın önünde çevirirler. Müsela ne ararsan var, ne ararsan var diye. Demiş ki oğlum demiş benim aradığım burada yok. Ya hacem bir ne ararsan var gel kolumdan da asılıyorum. Girmiş içeriye sandalyede oturtmuşlar. Hacem bir ne istiyorsun, ne arıyorsun sen burada bilmem ne. Oğlum çit demiri var mı demiş. O neyse o bunda yok. Hacem bir gördün mü oğlum demiş benim aradığım burada yok diye. Babam rahmetli burada fabrikaya girmiş. Orta Anadolu'nun yapıldığında. Buraya geldi. İş yok, güç yok. Ne yapayım? Orada bekçilik yapmış. İnşaat zamanı. Ondan sonra fabrika faaliyete geçince de bırakmamışlar bunu. Demişler ki seni içeriye alacak fabrikaya. O zaman da at pazarında mı oturuyordunuz? At pazarında oturuyordum. Oradan yayan gider gelirmiş şeye. Fabrikaya. Sonra içeride usta oldu. Fabrikada. Ustabaşı oldu. İşte birinde fabrika makineyi tamir ederken gözüne parça sıçırıyor. Bir gözünden kaldı. Ama o zaman şimdiki teknoloji gibi teknoloji yok. O zamanki doktorlar ellerinden ne geldiyse. Bir gözünü orada kaybetti. Oradan mahalle emekli oldu. Sonra kalıpçılığıyla bacanağıyla beraber Mehmet Yıldız vardı bacanağı. O da rahmetlik oldu. Ondan beraber kalıpçılık yapmış onun yanında. Orada kalıpçılığı bellemiş. Sonra ondan biz öğrendik. Bizi hiç aldı yanına. Yanımızda da Hakkın rahmetine kavuştu. Bir gün gülev oynaya götürdüm. Hastaneye. Ya hadi git dedim. Daha bir daha vereceğim seni diye. 15 gün sürdü arası. Hastane mikrobu kaptı, enfeksiyonu kaptı hastanede. Yoksa diriydi babam. Nasıl hiç ağrı yeri mürü yoktu. Tabii kader canım, amenna. Cuma günü yatırdım, pazar günü aldım. Tam 15-14 gün sürdü. Thank you.
Kızı koğla. Ondan sonra üç tane birinin var. Ondan sonra şuaybım, dört tane şuaybım var. Üç tane şuaybım var. İki oğlan bir kız. Dört, üç tane bunun var. Üç kız. Dört tane müşelalı. Üç tane de müşelalı var. İşte bu nasıl? Tatlı siftah. Köy oğlanın oğlu adını bir şeyimiz öldü, Delihanlı. Kasım emmi. Babamın emmisini. Onun adını koydu. Onu da o yanı taraf, ana tarafı. Vay, ölünün adını koymayın, ölür. Ölürse benim torunum ölsün, koyacağız dedim. Kasım diye. Torun Kasım. Kasım diye onu koyduk. Onu koyduk Kasım. Allah yavrularım uzun uzun ömür versin derim. Acırınızı bana göstermesin derim. Ne diyeyim? Evlendiniz, bağlandınız dedim. Günün olur yavrularınızın da sizin de derim. Ne diyeyim? Allah uzun ömür versin derim. Bunları hep sayarım. Bizi de hakkımı helal ediyorum. Bir kötülüklerini görmedim. Öt öt demediler. Ana ne oluyorsun diye öt öt demediler bana. Hepsi de iyi. Hepsinden de memnunum. Allah uzun ömür versin. Bütün torunlarımın gözlerinden öperim. Acılarını bana göstermesin. Kurban olduğum Allah uzun uzun ömür versin yavrularıma da, torunlarıma da. Hiçbir şeylerini, kötü laflarını duymadım birinin de. Hatimi sayarlar. Gelecek nesillerde inşallah bizim gibi akraba bağlılıklarını kopartmasınlar. Bizler gibi kızım akraba saygınlığını sürdürsünler inşallah. İllallah Muhammed Resulullah ya Settar ya Vazlala. İllallah Muhammed Settar ya Vazlala. İllallah Muhammed Resulullah ya Settar ya Vazlala. İllallah Muhammed Resulullah ya Settar ya Vazlala. İllallah Muhammed Resulullah ya Settar ya Vazlala. İllallah Muhammed Resulullah. Ya Settar ya Vazla, ya Settar ya Vazla, la ilallah Muhammed Resulullah. Ya Settar ya Vazla, la ilallah Muhammed Resulullah. Kurban olduğum Allah'ım, yavrularıma ısırmağı gösterme ya Resulallah. Yavrularıma uzun uzun emirle ver ya Resulallah. Cemil'in yavrularına da benim yavrularımı da. Kurban olduğum Allah'ım, acılarını bana gösterme ya Resulallah. Şveri kuşları rast gitsin ya Resulallah'ım. Allah'ım senden başka kimsem yok, kurban olduğum. Sen yarattın, sen gayr ya Resulallah'ım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim, el kerim, el lezi, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah, eşvedellah. İllallah eşvedenle Muhammed'in abduhu Resulullah. Sen yetiş ya Resulallah'ım. Senden başka kimsem yok kurban oldum. Sen yarattın sen gayr ya Resulallah. Beni dele ya koma kurban olduğum Allah'ım. Beni dele ya koma ya Resulallah. Hey günleri neler gördük neler geçirdik. Hepsini gördük hepsini gördük. Gördük.